Not aktarmıştık. Prefabrik evler ve konteynerler. Burada KDV oranı indirilmişti. Yıl sonuna kadar %18'den %1'e indirmişti. Bu barınma ihtiyacını gidermek için. Hemen altını çizelim. İhracat da yasaklandı. Malum ilk etapta barınma sorununun giderilmesi için üniversiteler, yurtlar, öğretim birimleri, bu binalar kullanılmıştı. Fakat nihayetinde bu tabii ki kalıcı bir çözüm değil. Bunun içinde prefabrik ve konteynerlara yönelme olmuştu. O noktada hem KDV indirimi geldi hem de ihracat yasaklandı. Tabii uluslararası yardımlar başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere devam ediyor. Adıyaman'a 1000 konteynerlık kent kuruyor Azerbaycan. 728 kişilik arama kurtarma ekibiyle de sahada hayat kurtarmaya devam ediyor. Beni duyan var mı? Kimse beni duyuyor mu? Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke oldu. 10 kenti etkileyen deprem felaketi duyulur duyulmaz harekete geçti Azerbaycan. Kurtarma ekipleri enkazlarda çok sayıda can kurtardı. İnsani yardım ekipleri de afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Azerbaycan'ın yardım seferberliği devam ediyor. Dost ve kardeş ülke şimdi de Adıyaman'a konteyner kent kuruyor. Tırlar Azerbaycan'dan yola çıktı, Adıyaman'a ulaştı. Konteyner kent için çalışmalara başlandı. Adıyaman'da kurulacak 1000 konteynerlik kent içinde bütün sosyal alanlar olacak. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ın inşa edeceği konteyner kentlere yenileri de eklenecek. Azerbaycan'dan buraya çok ciddi manada yardımlar geliyor. İlk etapta 1000 konteynerlik yer ve dağıtım merkezi ve yine o konteyner kent içerisinde, köy içerisinde bütün sosyal alanlar yapılıyor. Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta Sahra Hastanesi de kurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Doktor Tolga Tolunay, Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Olağanüstü Haller Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kor General Etibar Mirzayev ve sağlık personeliyle görüştü. Sahra Hastanesi'ndeki hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Azerbaycan'dan gelen 728 kişilik ekipse sahada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı basın sözcüsü, Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır dedi. Hal hazır ki saata kadar 51 canlı insan çıkarıp 24 saatlik çalışmamız var. 24 saat durmadan çalışıyoruz. Zamanla yarışırız. Son ana kadar kardeşlerimizin yanındayız. Azerbaycan depremin ilk gününden bugüne Türkiye'ye 441 ton tıbbi malzeme, 737 ton gıda malzemesi gönderdi.